Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığınız yerden Oxygen Nothing Cool'da devam ediyoruz. Bayağı bir uğraştık. İki bölüm arasında chatle de bir konuşarak buradaki otomasyon mevzusunu nasıl çözeriz diye baktık. Yani iş birazcık daha karıştı ama iki şeyi değiştirdik. Bir tanesi bir filter gate ekledim. Bu şeyden, buzdolabından çıkan otomasyon kablosuna. İkincisi de bu dolu olduğu zaman ekstradan işte AutoSweeper'da çalıştırma komutunu verdim. Yani bunların artık mantık olarak çözmüş olması gerekiyor. Burada bu arada refrigerated mi gözüküyor? Ulan burası eksi 30 dereceydi az evvel. Bu klorini biz bir türlü soğutmayı başaramadık adam akıllı. O da beni ayrıyetten üzüyor. Onu nasıl çözeriz aslında ya? Onu da... Klorin değil de hidrojen koyacağım en sonunda buraya, o olacak. Öyle mi yapsam aslında? Burayı hidrojenle değil de... klorinle değil de hidrojenle doldursam daha... mantıklı olur mu? Bir minik ona mı şey yapsak? Klorinin ekstradan mikrop öldürme yetkisi olduğu için, yetisi olduğu için... özellikle bunu bir hani... klorinle doldurmuştum ama... tam manasıyla donduramadığın zaman bir manası da kalmıyor buranın. Onu bir deneyelim ya. Mr. Spartan, çok teşekkürler. Prime ile abone olarak destek olduğun için. Gerçekten çok kıymetli desteğin benim için. Hoş geldin. Burada birikenden belli olacak demiştik. Burada da ayrı bir derdimiz yok. Bozulan bozulacak. Öyle bir şey yapsam nasıl olur diye bakıyorum. Karar veremedim. Çok uğraşırmışız gibi geliyor da. Şunu bir sökeceğim. Yine yapacağız galiba bu işi. Yok, bunu değil, buraya sökmem gerekiyor. Bozduk mu burayı? Bozduk. Tamam, sıkıntı yok. Full değiştireceğiz. Sistemi full değiştireceğiz. Burada tekrardan klorin var. Tamam. Aa, deep freeze'e de döndü bu arada. Daha fazla klorin mi koymalıydım acaba? Pollution exposure var ama. Contaminate. Tamam. Burayı tamamen boşaltmak için bayağı bir bozacağız. Çok sağlam bozduk. Vallahi çok sağlam bozduk. Mini gas pump koyayım. Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler. Gayet iyiyim, sizlere sormalı. Bayağı kafayı taktım bu sisteme. Ben bunu yapacağım yani. Bunun kaçarı yok. Öyle ya da böyle. Burada polluted oxygen yavaş yavaş sökülüyor. Şunu kaldırıp ya da kaldırmayayım, boşver. Bu halledecek burayı. Başka bir şeyi yok. Çözüm yok şimdilik. Ne kadar vakit alacak? Epey vakit alacak. Dert değil. Biz bir yandan da bu tarafa tekrar geri dönelim. Good job. Çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Hoş geldin. Buraya ekstradan... Niye şey yapamadıysa az evvel orada. Oyun sesinde minik bir gecikme var. Şunu bir görüntü gidip gelecek arkadaşlar. Çok kısa. Tamam, burada gayet güzel yiyecek de artık yapılıyor. Polluted water
diyebiliriz. Şunu da şuraya ekelim. Ekstradan polluted water'ı da buraya da koyalım. Buradan da oksijen de üretmiş oluruz minik minik. Ekstradan oksijenle alakalı bir sıkıntımız var mı? Buralarda niyeyse oksijen bir tık azalmış. Karbondioksitle alakalı bir şey olabilir. Karbondioksit aşağı inemediği için falan kalıyor olabilir. Ya da oksijen yukarı çıkamadığı için de olabilir. Choose a blueprint diyelim. Fertilizer mı? Bristleberry alalım ya. Onları yerler. Güzel. Şimdi burada ekstradan ben aşağıya doğru inmek istiyordum ama şey lazımdı. Buraya diğer gezegenden hangi şeyi yollayabilirim? 2-3 tane atmosfit yollayayım. 3 tane atmosfit yollarsam olur da kaç tane atmosfit var toplamda bende? 2 tane var boşta. Bir 3 tane daha yapalım garanti olsun. Diğer tarafa bir gelelim. Burada tabii atmosfitleri tamir etmek için gerekli olan bir şeyimiz olacak. Şuraya kurabiliriz aslında. 1-2 diyelim. Mekandan çıkışı şuradan da kapatırım. Bunları yaptıktan sonra bir de Exosuit Forge şurayı yaparsam olur. Burayı da buradan açacağım. Ama şey varmış burada. Bu ne geyseriymiş? Burada geyser var yolumuzun üzerinde. Karbondioksit vent. Hiç de lazım değil. Şöyle ayarlanır gerekiyorsa. Burayı açamıyoruz şimdilik ama ya da şimdilik açamıyoruz diye bir şey yok. Banhe her türlü açar orayı. Burayı tamamen kapatacağım. Çıkış buradan olacak. Şurayı da kapatacağım. Bizim burada ekstradan yüne ihtiyacımız olacak ama onlar yollanır. Problem değil. Elektriği buradan hemen çekelim. Buna oksijen doldurmak için ne kadar algi var burada? 9 ton daha algi var. Epey götürür. Daha da fazlasını zaten şuradan çıkartabiliyoruz mesela. Etrafta algi bulabileceğimiz çok fazla yer var. Dolayısıyla bir tane gaz pompasını şuraya yapacağım. Buradan direkt bunlara yapıştıracağım, geçeceğim. Bir tane garanti olsun diye filtre de ekleyebilirim. Şey filtresi. Classic Element Sensor diyelim. Şurada salıyoruz. High pressure vent niye yapamıyorum? Refined metal lazım. Plastiğim var ama refined metalim yok. Tamam, buradan benim refined metal yollamam gerekiyor. Şuradaydı değil mi? Aynen. Buradan refined metal... Alüminyum yollayabilirim. Geliyor mu hemen? Geliyor. Ay. Ha gayret. Yollansın bunlar. Yeteri kadar yollamışızdır diye tahmin ediyorum. High pressure vent de yapalım. Otomasyon, bu ikisini birbirine bağlayalım. Niye öyle yaptım ki? Dur. Şu ikisi böyle kalacak. Şunları ben ayıracağım birbirinden.
Oksijense geçebilir. Yok dur, oksijen not get gene burada yapmam gerekecek. İyice kafam karıştı gate'lerle konuşa konuşa. Vallahi billahi. Oksijense kapalı kalacak. Buraya dolmaya başlayabilecek bunlar. Delivery suite, delivery suite. Buradan da hemen clothing kısmında atmosfer bulalım. 3 tane geliyor. Tamam, o çıksın yoluna. Ha, tamam, şimdi oldu. 3 tane atmosfer de buraya getirilmiş oldu böylece. Da ben burayı kapattım. Ve şimdilik çok problem değil. Buradan geçebiliyorlar. Değil mi? Birisini tutayım, şuraya getirmeye çalışayım. Gelebiliyorsun ama gelebiliyorsun, tamam. Oradan gelmişken bir şeyler taşırsın. Diyecektim ki taşımadı pek. Eninde sonunda yapacaklar bunları nasılsa. 9 diyelim. 9 diyelim. Buna da 9 diyelim. Pipe blocked mı? Ha şey. Tamam, bunu niye ayırdım ki ben? Böyle birleşik birleşik olması gerekiyordu zaten. Tamamdır. Sadece oksijen geçiyor. Burayı doldurması biraz vakit alacak. İçerideki oksijeni de bayağı bir azaltabilir ama değecek. Aa, şurayı kapamam lazım. Tuvalet kırık kaldı. Selamlar, hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Şimdi tekrardan buraya dönecek olursak. Burası tamamen şeye dönüştü. Güzel. Construct diyebiliriz. Şurayı da kaldıralım. Buraya bir tane de high pressure vent koyalım. Tekrar dönmesi için ne yapmam gerekiyor? Bir, kandığı için dönmüyor değil mi burası? Gürşo gürşo. Tamam, şuradan. Tamam. Bu dönmeye. Bir tane daha boşaltmam gerekecek benim. Tamam. Şimdi buradan da şöyle geldiğimde burası burası şu anda bildiğim kadarıyla vakum değil mi? Aynen. Güzel. Tamamen difrize de dönüşmüş oldu burası. Eksi 30 derece. Olması gerektiği gibi. Eksi 25 diyebilirim. Çok da fazla çalışmasına gerek yok. Tekrardan burayı da tekrar kapattığımda yanlış taraftan kapamayalım. Buradan kapatalım. İçerisinin sıcaklığını şu su ekstradan arttırıyor.
Çalıştıkça mı ürünler burada ısıyı arttırıyorlar? Tekrardan bu ısının artmasının sebebi hiç mantıklı değil. Yine eksi 18'in üzerine çıktı. Buraya niye ben bir türlü eksi... Arkadaş. Yapıştır. Buradan eksi 26 giriyor, eksi 13 çıkıyor. Hiç mantıklı değil. Bu kadar fazla şey kaybının olması. Zaman içerisinde toparlanacak. Okey. Eksi 20'lerde geziyor buralar. Şimdi oldu. Yeni gelen yemek elde. Gelen yemekle alakalı diyeceğim ama gelen yemek de yok ki ortada. Bütün yemek yine buraya çıkıyor. Burası yine düzgün çalışmadı. Yani görünen o ki burası yine düzgün çalışmadı. Yok, bayağı çalıştıramadık burayı yani. Akçafe'ye çok teşekkürler Prime ile abone olarak destek olduğun için. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Base'in tamamını gösterebilir misin? Vallahi bir tanesi böyle. Etrafın. Yani ne kadar anlaşılabilir? O kolay bir şey değil tabii de. Diğeri de burası. Buzu alalım buradan. Tamam, burası deep freeze'de kaldı. Onda bir sıkıntı yok ama buraya yine çılgınlar gibi barbekü taşınıyor gereksiz yere. Tamam, bu çalışmadı en azından. Otomatik olarak doldurdu ama burada kalanlar var yine. Burada şu an 12.000 kalori var. Zaman içerisinde net bir biçimde donduğu için de artık burası herhangi bir problem yaşanmıyor olması gerekiyor. Şu an çalışıyor galiba ya. Burayı tekrardan soğuk hale getirdiğimiz anda burada birikmeye başladı. Buraya fazladan atılanlar da kullanıldıkça, yendikçe hani bu şeydekiler sona erecek gibi gözüküyor. Tamam, gene çalışıyor olabilir. Biraz daha bekleyelim. Kendisini belli edecek o. Bu tarafta bir sıkıntı var mı? Yok. Oksijen dolması tabii birazcık zor olacak. Şurayı artık kapatabilirim tamamen. Hem içerisinin oksijen dolmasında da kolaylık sağlayacaktır bu. Buradan ineceğiz. Artık dışarı çıkarken direkt buradan çıkmak zorundalar. Güzel. Şimdi aşağı inmekte de çok problem yaşamayacaklar ama ben buradaki iki duplicant'ın skill'lerini de hop suit wearing bir tanesine direkt verebiliyorum. Exosuit training. Bunu da vermem lazım. Verelim. Bunları artık kaldırabilirim buradan ya bunları. Bunların ihtiyacımız yok bunlara. Omeren sen yemek yapma. Bunny yapabilir. Onun zaten yeteneği de var. Altı hava kilidi de yapalım.
çok problem olur mu? Hmm, olabilir. Evet, klorin giriyormuş ya. Yapalım. Çok fazla problem yaratacak şey yokmuş gibi gözüküyordu da. Hani fazla gaz yokmuş gibi gözüküyordu. Ama varmış. Ulan onu da hiç hesap etmedim yapmam diye de. Dur hemen işeme altına 2 saniyede ya. Oğlum. Hemen denk geldi ya. İyi mi? Buraya şunu da koyalım. Normal. Aa yok, Bren getirmiştim buraya. Zamanında Bren getirmiştim nasılsa yaparız bir şey diye. Tamamını buraya dökelim. Kırılmayacak bir şey olsun. Okeydir. Şu tarafa geç de. Buradan tekrardan çıkmamızı engelleyecek herhangi bir şey yok. Buradan artık o zaman aşağıya doğru biraz daha inebiliriz. Selamlar, hoş geldin Furkan. Gayet iyiyim. Umuyorum sizin de keyfiniz yerindedir. Selamlar Hakan bu arada. Yeni gelenleri görüyorum chatte. Research focus. Research yapmak lazım bir yandan. Ne research yapsak ki? Sıradan devam mı etsem ya? Sıradan başlayayım, önüme geleni yapayım ya. Tamam, bu kadar yeter buraya. Aslında şurayı daha şöyle genişlemesini açabilirim. Karbondioksit aşağıya çöksün. Printable var. Nedir bu printable? Slickster larva falan diyor. Yani çok da bir lazım değil ya. Burada yeteri kadar var zaten. Bir tane base'in içerisinde olmasına gerek yok. Aa, doğal gazı unuttuk. Neyse, nasılsa şeyimiz var. Su kilidimiz var artık orada. Problem olacak bir şey değil. Epey bir doğal gaz vardı burada. Etrafa da yayıldı. Yayılmaya devam ediyor mu buradaki zombi sporlar ya? Buraya girmeyeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Başka başka başka. Geri dönelim buraya. Burada her şey yolunda mı? Birikiyor mu hala buradaki et? 24.000 ton. Tamam. Bu azalmaya devam ediyor mu? Galiba oldu ya bu sefer. Yani buradaki barbekü... Aynen. Burayı almadı. Evet, şu an çözdük ya. Burayı da adam akıllı dondurunca... Eksi 60 derece şu an içerisi. Şahane. Seramik epey yapmış olmam gerekiyor benim. Şunları bir seramikle de çevirmek istiyorum. Yapabildiğimiz kadar seramiğe çevirelim. Şurada seramiğin sayısını da arttırabilirim bu arada ya. Niye yapmadım ki fazladan? 50 diyelim. Olabilen her şeyi yapsınlar. Clay'in başka bir işe yaradığı yok zaten. Isı kaybını azaltmak için seramikle değiştiriyorum boruları. Onların çünkü şeyi, ensilasyonu yalıtımı daha iyi. Şöyle şey yapayım. Buraya erişemiyorlar galiba.
Oyun yazılımına yeni başladım. Herhangi bir şey bilmiyorum. İnternet üzerinden bulabildiğim kaynaklardan bir şeyler yapabildim. Şimdi aslında şu ben nereden iyi bir eğitim alabilirim? Yakın zamanda üniversiteye başlayacağım. Yani oyun tasarımı eğitimi veren üniversiteler var ama okuyan biriyle konuşman lazım ne kadar iyi olduklarını. Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Bilgi Üniversitesi'nde oyun tasarımı bölümleri olduğunu biliyorum ama oyun tasarımı demek aslında doğrudan doğruya yazılımla alakalı olmayabilir. Daha tasarıma ait bir şeyler de olabilir. Ne kadar yazılım mı ile ilgili, yazılımla ilgili bir şey öğretiyorlardır onu bilemiyorum. Alayını yolladı bu arada. Fazla yolluyor buradan. Buradan bir mi desek buna ya? Bir ünite mi yollasak? Sekiz kilo falan yollamış. Bir ünite kaç kiloya denk geliyor? Onu bir bakmak gerekecek. Aslında onu buradan da bakabiliriz. Yo tamam, bir ünite bir kiloya denk geliyor ya. Kabaca. Yo, ünite demek yanlış olabilir ona. Neyse dur, bunu ben yine bire çektim. Belki bu çözerse çözer. Burada bir, yani bittiği anda Birken her şeyi yolladı. Birken her şeyi yollamış olması demek çoğunun ziyan olması demek bir yandan. O üzücü oldu. Sıkıntı yok. Bire çektiğimiz zaman belki derdimiz çözülür. Berkay çok teşekkürler. Prime ile abone olarak destek olduğun için. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Allah'ım şurayı düzgün çalıştıramadım ya. Yani içim içimi yiyor. Gerçekten içim içimi yiyor yani. Burada su birikiyor. Burada suyla alakalı bir sıkıntımız var mı? Var. Buranın ısısı ne durumda? Gayet iyi. Dert yok. Şuradan tekrardan bunu bağladığımda bir nebze suyu doldurmuş olacağız. Buz mu kalmadı ya hakikaten bunları koyacak? İnanılmaz. Haritada buz olmama ihtimali sanki yokmuş gibi geliyor ona. Ice. 5,2 ton. Nerede 5,2 ton? Tamamen buradaymış hepsi. Okey. Şuraları açalım. Erimeden oraya taşıyalım. Isısı arttığı için buradaki şeyi çok kullanmak istemiyorum. Hızlıca. Ama çok problem de yok. Daha tabii o tarz problemler çözülmesi gerekecek yeri geldiğinde. Bir ünit taşıyıcının gönderebildiği maksimum yük olabilir. 20 kilogram bu durumda. Öyleyse bana gene kilogram bazında engelleyecek bir şey lazım. Gidecek olan şeyi. O benim işimi çok zorlaştıracak. Yani şu research'e tekrar bir konveyörlere bakayım. Yapmadığımız konveyörlerden ne var? Conveyor shutoff, receptacle, meter. Normalde ne kadar geçeceğini... Başka da bir şey yok ya. Yani atıyorum 20 kilogram değil de 5 kilogram yolla diyebileceğimiz ya da 3 kilogram yolla diyebileceğimiz bir... Şey olması gerekiyor. Suda falan var bu. Liquid wall mesela. Control the liquid permitted diyor. Connect automation grid. Connect to an automation grid. Transport on and off. Conveyor chute. Bir şey diyeyim mi? Yani aslında o kadar boşuna uğraştık ki. Bunu nasıl yaparım diye bakıyorum. Bait plate yaptığımda buraya. Bir kilogramdan yukarıdaysa ya da aşağıdaysa sinyal yolla diyeceğim. Bu sinyal aracılığıyla kontrol etsem nasıl ederdim? Daha kolay olmaz mıydı?
Ama yok, gene fazlası gelirdi. Yine fazlası gelirdi. Ne kadar geçeceğini kontrol edemediğim için yine elimde patlardı. Aynen. Şu şatoya bakayım. Belki bunun ayarı vardır da orada mı yazmıyordu? Fransızca nerede öğrendin? Üniversitede. Ne geldi buradan? Pipekler gelmiş. Tamam, onları da alalım bakalım. Yok, sadece shut off. Direkt kapatıyor mevzuyu. Yine de şöyle bir şey de yapabiliriz. 1 kilodan fazla varsa burada yani ekstradan hani şeye de baksın. Hem boş olacak hem de 1 kilodan az olmuş olacak burada gibi. O da bir çözüm olabilirdi. Neyse, bir unit diyelim. Buradan 20 kilo olma ihtimali de yani 80 bin kalori olduğu zaman bir şeyin oluyor. Buzdolabının ağırlığını, yok, buzdolabının ağırlığını ölçmüyor olması lazım. Hiç denemedim de aslında ama yine de dert olur. Oxygen not included mi, rim world mi? İkisi de. Niye bir tanesini seçiyorum ki durduk yere? Yok, tamamını verdi burada gene. Bir unit dedik ama aynen. Bu her halükarda 0,1 diyebilir. Ciddiyim ya. 0,1 yazdım ve 7. Ama ne kadar yedi? Yani. Kompost de bunu çıkart buradan. Olur mu ya böyle bir şey? Gerekirse ziyan edelim, fark etmez. Yine hepsini yolladı ama ya. Nokta 1 dedik, eyvallah da. Yine niyeyse fazla fazla geçti buradan. Öyle bir sıkıntımız var. Allah Allah. Belki buglanmıştır. Save atıp denesek. Okey. Bir save load yapalım. Arada bug olduğu zaman save load yapmak işe yarayabiliyor. İki odayı birleştirsem olmaz mı? Ya sıkıntı şu. Soğuğu bütün şeye yayıyor. Etrafa yayabiliyorsunuz. Yayıyorsun, ya yani yaymış oluyorsunuz. Normal şartlarda eskiden yaptığım gibi hani şu köşeye bir tane şey koyardım. Tek karelik bir alan yapardım. İçinde işte doldururdum hidrojeni. Onu da eksi sıfır dereceye çekip hani o şekilde de kullanabilirdim. En sonunda öyle yapacağım zaten. Hani bu böyle devam ederse. Hatta onun çalışmasına başlamak lazım yani bir yandan.
Ama tam manasıyla bir çözüm de değilmiş gibi geliyor bana o. İçeriği çok soğutacağı için. Etanol koymak gerekir. Etanol eksi 18 derecede donmuyordu diye hatırlıyorum. Tabii donmuyor ya. Eksi 114'e kadar yolu var. Hani en kötü ihtimalle yapacağım ama gelişmiş bir tane şey kurayım. Sistem kurayım dedim yani. Bu arada niye bu koymuyor da şey koyuyor? O da ilginç. İnsanlar dolduruyorlar ama. Bir daha bir yiyen olsun. Şuradan bir ne kadar yollayacak? Tamamını yollayacak yine minik minik gibi geliyor bana. Tek ünite değil. Her şeyi yolluyorlarmış gibi hissediyorum. bin kalori var burada. 18.000 oldu. Dracula gelsin. Dracula öldürelim onu da. Şurada başka bir şey varsa onlar da gidebilir. Bir daha bir şeyler yediği takdirde ne olacak? Şeyde mi bekliyor şu an? Burada bekliyor. Eksi 36 derece barbekü. Sanırım burada beklediği için artık çok da bir sıkıntı değil. Yüzer yüzer veriyor olabilir. Bir dakika. Eksi 55 derecede barbekü. Galiba şu an oldu. Mesela şuradan 100 gram eklenmiş olmuş ona. Tamam. Komposte. Bozuk olanı at gitsin. Çalışacak inşallah. Reset amount gelme, amount gelmedi. Dolmadığı için reset amount gelmiyor. Onu da şöyle çözer miyiz? Boş olduğu zaman, kırmızı yolladığı zaman şeyi yollasın yani. Bypass edecek onu. Yok. Durmuyor gelmesi bu sefer de. Arkadaşlar. Yani böyle aşkın ızdırabı derler ya. İşte bu tam o oldu şu an yani. Etanol 9 yoktur muhtemelen etrafta. Etanolü nereden çekerim? Şuradan çekebiliyorum. Bu da olmayacak muhtemelen de. Yani en iyi çözüm basit olandır. Vallahi bu basit bir çözüm ama işe yarayan bir çözüm değil muhtemelen. Bunu deneyeceğim. Vallahi yani sinirim bozuldu. Gerçekten sinirim bozuldu. Burada bayağı karbondioksitle dolmuş bu arada. Sadece buildingleri buradan kaldırayım. Sen kalabilirsin. Burayı tamamen söküyorum. On olur, 100 olur, fark etmez şu saatten sonra.
Enable auto bottle diyelim. Buraya girdik mi? Girdik. Hemen bir tane pitcher pump. Vakum yapıp x18'lik metal plate koymak gerekiyor. Ha, şimdi onu yapıyorum işte şimdi. Vakum değil de. Vakum çözer mi ki ya? Yok, vakuma nasıl şey geçireceksin ki? Alo. Yeter. Ha. Deconstruct diyelim. Şuraya şunu da atalım. Bunu şimdi kaldır buradan. Çok güzel. Onu hesap etmemiştik. Haydi haydi haydi. Şurayı vakum haline... Tamam. Tekrardan burayı bir dolduracağız. Şimdi vakuma dönüşmesi lazım. Aynen öyle. Çok güzel. Şimdi burası vakuma dönüştü ya. Hop. Karbondioksit geldiğini aşağıya bozduğumuz için orada. Metal kare altta olursa seyit gelişme oluyor. Mantıklı. Şurayı metal kare ile değiştireceğiz. Burayı da... Buradaki her şeyi de artık kaldıracağım. Her şeyi yık. Bir şey olmaz. Yiyecek var. İdare ederler bir süre. Hiçbir şey istemiyorum buradan artık. Vallahi tiksindim, nalet ettim. Vakum değil mi? Aynen. Çok güzel. Tabii şey merdiveni yıkarsam olmaz tabii. Choose a blueprint. Etanol gelsin madem. Çok lazımmış gibi. Tek bir tarafa dönsün orada da. Bir de bunu şöyle bağladığımızda okey olacak. Vakum olsa da yürüyor diyorsunuz ha. Deneyelim. Vakum olduğunda yürüyorsa hakikaten etrafı soğutmadan da çözmüş olabiliriz. Onu bilmiyordum ben. Burada 3 saat uğraştıktan sonra böyle çözeceğiz mevzuyu gibi geliyor. Yani bu biraz sinir bozucu. Şunu kırabilirim ya. Şu an ona ihtiyacım yok. Sadece bunu kırmak istiyorum bir saniye. Altta bir şey varsa onlar kırılmasın. Burada da dümdüz böyle birleştir. Bunların alayını ayır birbirinden. Bunlar da kalkacak çünkü. Tamam.
Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Yani o kadar uğraştık ki. Burada bu oda bozulmadı değil mi? Mesola mı dönüşmüş? Ha tamam, normal. Mesola dönüşmesi normal. Onun kalanını çözeriz zaten. Sıkıntı yok. Eksi 12 derecede burası. Neyse, ekstradan uzun yol geçirmeyelim. Halihazırda gelenleri kullanalım. Burayı hala daha niye şey düşürebilmiş değiliz ya? Dur bakayım. Eksi 2 derece. Burada şey var. Şunları kaldırmam gerekiyor. Tamam. Önemli değil artık bunlar. Şunları da kesebilirim. Şunları da buradan kaldırayım. Eksilere düşmeye başladı. Steril atmosfer, unrefrigerated. Temperatures above 4 derece. Buraya gene bizim şey koymamız gerekecek. Refrigerated. Aa güzel. Eksi 20. Buradaki sıcaklık neye göre ölçülüyor ki? Eksi 40 dereceye düştü şeyin sıcaklığı. Metal tile'ın sıcaklığı. Barbeküler refrigerated gözüküyor. Az evvel refrigerated gözükmüyordu. Frozen. Aynen frozen da oldular şu anda. Tamam, zaman içerisinde toparlandı. Geçmiş olsun. Bu. Al. Sonsuza kadar durur artık bu yiyecek. 3 saat harcadık arkadaşlar. Önceki 3 bölümü izleyenler boşuna izledi. Yani deseler ki Orhun Allah belanı versin. YouTube'dan izleyenler için söylüyorum. Hatta canlı yayından izleyenler için de söylüyorum. Yani ama kendimi savunmam gerekirse bu konuda, bir savunma vermem gerekirse bu oyunun keyifli yanı bu. 1,5 saat uğraşıyorsun, 2 saat, 3 saat uğraşıyorsun. Kafandaki sistemi yapmak için daha kolay bir biçimde yapılmış bir sistem olduğunu fark ediyorsun sonra. Yok şu an zaten bitti işte Deep Freeze. Yani bu artık peki buranın sıcaklığı ne oldu? Bak bir tek buranın sıcaklığı düşük. Geri kalan her yerin sıcaklığı normalde devam ediyor. Buildingler diyelim. Bütün binaları buradan kaldıralım. Sen oynamasan bu oyundan zevk alır mıydım emin değilim. O kadar iyi anlıyorum ki Rizgan bu söylediğini. Hani şu oyunu hakikaten ben de şu 3 saatlik uğraşın sonunda bu şekilde çözdüğüm için ben de acaba zevk aldığımdan mı oynuyorum yoksa mazoşist miyim diye düşündüm. Hakikaten başkası oynasa daha çok keyifle oynarmışım gibi hissettim yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Bir şey olmaz. O kadardan bir şey olmaz. Artık. Birdseed gelsin. Siz ne yapıyorsunuz burada? Aç mısınız, açıkta mısınız? Vallahi bir tık açlık var. Şurayı bir genişleteyim ya.
Bu kadar şeyden sonra bunlar aç kalmasınlar. Bir tane de aslında dur bakayım skill'lerden Banhee'nin grilling'i vardı değil mi? Bu yüzden yüksek. Tamam. Sen de burada bir tane buradaymış elektrik grill. Sparrow çok teşekkürler Prime ile abone olarak destek olduktan sonra. Gerçekten olduğun için çok teşekkür ediyorum. Aynı anda chat'i okumaya çalıştım. Saçmaladım. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Hoş geldin. Adam yemek meselesini çözdükten sonra yüzü gülümsemeye başladı yazmış sol grup da. Bir yandan teşekkür ederken o geldi aklıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Vallahi ya yemin ediyorum var ya. İnat etmemek lazım. Vallahi inat etmemek lazım. Burada bunları da al. Hepsini şimdi oradan çıkart. Bunlar da full değil mi bu arada? Güzel. Yani sayılır. Durun. Wrangle. Bunu da Wrangle. İki tanesini taşıyalım şuraya. Sayıları çünkü şeymiş. Eksilmiş buranın. Drakolar da eksik ama önemli değil o kadar. Burada yavaş yavaş birikecek artık o barbekü. Bununla beraber şurayı tamamen de kapatabilirim. Şuradan geç. Buildingler bunlar değil mi? Bir de otomasyonu da buradan kaldır. Cool. Görmek istemiyorum buradaki artık hiçbir şeyi. Yani bir tek o borular kalsın yeter. Borular da çok yukarıda kaldı. Onu da daha yakın yapsaydık keşke de. Elektrik kabloları. Liquid pipe falan yok. Conveyor rails. Tekrardan buildingleri de buradan kaldırabilirim. Gas pipes değil de yani şey. Gas pipes değil. Şunları da kaldır. Ekstra sökmekle uğraşıyorum ya bir de. Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Su sebilini koymayı unutmayalım. Ha haklısın. Şuraya hemen su sebilini koyacağım. Furniture'da mıydı ya? Hah, şurada. Dolu mu artık burası? Burası dolu. Burası da dolu. Tamam, bunları Allah. Tekrardan bunları kesebiliriz. Ha, buradan alıyorlar, yiyorlar mis gibi. Geçti gitti. Ay ay. Burada da bir minik. Şuraya hemen bir şey çekeyim tekrardan. Buraya da bir elden geçireyim, düzelteyim madem. Böyle bir olsun. Şunu da böyle alacağız. Kalkacak buradan. Hop. F6 şöyle gelecek. Şöyle dönecek. Tam manasıyla böyle olmayacak bu dur. Boşluk olması gerekiyordu burada. Tüh, bozduk. Sıkıntı değil. Şunu şimdilik kapat. Buraya tekrar bağladığımızda
Şöyle yakalamam gerekecek. Tamam. Bunları kaldırabiliriz buradan. Bunu böyle koyacağız. Otomasyonda bunu tekrar böyle ayarlayacağım. Eksi 30'a bağlasak yeterli olur bunu artık. Bunu böyle bağlayacağım. Buradan bunlardan da kurtulabilirim. Fazlasına gerek yok. Bunlar da çıkabilir. Bunların da alayı yok olabilir. Şimdi buradan çıkan buraya girecek. Bu şekil. Sıcaklık yüksek olmadığı için kapalı muhtemelen şu anda. Tamam. Ekstradan da bypass edebilmesi için şöyle yapabilirim bir dakika. Gaz bridge yapmam gerekiyordu. Buradan şöyle bağlanabilir. Böylece tamamen dönüyor. Sıcaklık kaç? Eksi 48 derece. Yavaş yavaş artacak gibi gözüküyor sıcaklık. Ama eksi 30'da her türlü sabitlenecek. Eksi 30'dan fazla ise çalışacaksın. Tamamdır. Daha fazla bir derdimiz kalmadı. Geçmiş olsun. Burayı da paketledik. Başka burada kırılacak bir şey kaldı mı ya? Ol diyelim. Kalmamış. Bunları da kaldırsan. İstemiyorum. Net. Buranın varlığını tamamen reddetmek istiyorum şu noktadan sonra. Ama multiplayer kariyerin olmasa yarın bile izlenmezsin. Ama multiplayer kariyerim var. Ne yapacağız? Yapamadım. Ya o sistemi hakikaten yapamamış olmam çok üzücü de. Multiplayer'e çok yakışıklı, karizmatik ve ismim çok güzel olduğu için alındım. Hadi şu Shine Nimp'i alalım ya. Öldüreceğiz ama olsun. Bakalım. Başka bir şey var mı burada hızlıca toparlayacağımız? Başka bir şey kalmadı valla. Yani buraya gelen her türlü yiyecek bu arada. Artık bütün edible'ları buraya koyabilirim. Şeyler hariç tabii. Muckroot, meat, meal lice. Lettuce de kalabilir. Hexalant fruit de kalabilir. Frostbun gelsin. Bristleberry gelmesin. Bunlar da gelmesin. Zaten yaptığımız... Yok, grapefruit de gelmesin. Çoğu şey gelmedi. Bu saatten sonra hiçbir şeyimiz bozulmayacak. Her şeyimizden de fazla fazla. Unrefrigerated mı? Ha, her şeyin ısısı hemen şey yapmadı. Ama zamanla...
Barbekümüz bozulmasın. Ha, bak ısıyı değiştiriyor. Peki. O zaman tekrar bunu ben bir... Bir dert var. Pipe blocked. Ha, bir pipe blocked diyor. Tamam, dur. Şuradan hemen... Birkaç sefer... Çalışıyor ama hala pipe block diyor. Tam düzgün çalıştıramamışız şunu. Birazcık daha bir şey yapayım. Yanlış mı bağladık bunu biz ya? Isıyı tekrar düşürsün be. Niye düzgün bağlayamadım? Bunu öyle bir bağlamam lazım ki... Tamam, deep freeze'de olmaya başladılar. Bazısı oluyor, bazısı olmadı. Olacaktır diye tahmin ediyorum zaman içerisinde. Refrigerator'da düşmüş tekrardan. Aletin output'u kes. Çok doğru. Şöyle yapıyorduk. Yanlış tarafa bağladım. -50 dereceye kadar da düşürelim. Daha hızlı bir şey geçişi olur oradan. Barbekü hala refrigerated'da. Ulan refrigerated'da düşmesi iyi olmadı bunun ya. Lesi değişti ya buranın. Muhtemelen... Ha tamam, tekrar deep freeze'e düştü. Okey. Tam sıcaklıkları yazmıyor. Ha tamam, şimdi yazıyor. Tamam, yavaş yavaş düşüyormuş. Properties'e baktığımızda gözüküyor tekrardan. Deep freeze'e birazdan değil. -18'i geçince düşecek. Düştü. Ve deep freeze'de. Şahane. Güzel. Bunun da bu şekilde çalıştığını da görmüş olduk. Yeter. Çok uzun bile oldu zaten. Sevgili arkadaşlar, Orhun Kayat Let's Play kanalından izliyorsanız, videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Biz Orhun Doğu'nun Twitch kanalında canlı yayınlara devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bayağı bir uğraştık. Çok saçma bir bölüm oldu. Ama en azından işler tatlıya bağlandı. Görüşmek üzere.